İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sizlere şu anda İl Müftülüğü'nden sesleniyoruz. Sevgili seyirciler biliyorsunuz mübarek 3 aylar girdi ve bu akşam da Regaib Kandili. Biz de böylesi günlerde geldiğimiz, kendilerinin değerli görüşlerini aldığımız, değerli sohbetlerinden yararlandığımız İl Müftüsü hocamız Turgut Açer hocamızla birlikteyiz. Hocam öncelikle kandiliniz mübarek olsun diyorum ve bütün Balıkesirlilere buradan sizin vasıtanızla kandille ilgili, 3 aylarla ilgili bilgiler alalım istedik. Yine size zahmet buyurduk. Biz sözü size bırakıyorum hocam, buyurun. Evet, ben de öncelikle memnun olduğumu, bu ziyaretinizden, programlarınızdan memnun olduğumu baştan belirtmek istiyorum. Evet. Gerçekten geçen yıl nasıl geçti anlayamadık. Bir yıl geçmiş ve bu yılın da mübarek 3 aylarına kavuştuk. Ve bu içinde 4 kandilin bulunduğu 3 ayların birinci kandilini de inşallah bu akşam idrak edeceğiz. Ben bu vesileyle bizi izleyen, izleyemeyen ama bu akşamın kandil olduğunun farkında olan, değerlendirmek isteyen herkesin, bütün hemşehrilerimizin, özelde genelde de bütün din kardeşlerimizin kandillerini kutluyorum. Sağlık içinde, huzur içinde, birlik içinde daha çok kandillere kavuşturmasını Mevla'dan niyaz ediyorum. Evet, peki hocam, şimdi 3 aylardan başlayalım. 3 aylar girdi. 3 aylardan başlayalım. 3 aylarda 3 aylar ayetlerde ve hadislerde var mı? Orada bahsi geçiyor mu? Bu 3 ayların nedir şeyi, menşei nedir diyelim? Evet, Kur'an-ı Kerim'de Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4 tanesi kutsal aylardır diye böyle bir temas var mübarek aylarla ilgili. Ama 3 ayları meşhur eden peygamberimiz. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını peş peşe bunları dile getiren ve eski cahiliye dönemi Arapların anlayışından ayrılarak onların kutsal saydığı aylardan farklı olarak Recep, Şaban, Ramazan aylarını Peygamberimiz öne çıkarmış. Hatta işte böyle Recep ayı geldiğinde Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizim hakkımızda hayırlı eyle ve bizi Ramazan'a da kavuştur ya Rabbi diye dua ederdi. Ayrıca Peygamber Efendimiz Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır diye bunları böyle tekrar ede ede oruçları, ibadetleri de tavsiye ederek bu 3 ayı Peygamberimiz öne çıkarmış ve halkımız da bunu mübarek aylar, 3 aylar şeklinde kabullenmiş. En çok da bizim ülkemizde bu revaç görüyor. Evet. Çünkü bir yıl içinde 5 tane kandil var. Bu 5 kandilden sadece Mevlid kandili 3 ayların dışında o kameri aylar dediğimiz Rebiul Evvel ayının 11'ini 12'sine bağlayan gece. Yıl içinde nereye denk gelirse o akşam bir akşamlığına kutlarız. Duayla, mevlitle, Kur'an'la. Ama bir de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın malum takvimlere kaydettirdiği 20 küsur yıldır da uygulanan Peygamberimizin miladi takvime göre doğduğu tarihi 20 Nisan'ı içine alan kutlu doğum haftası. Bu da yaklaşık 25 yıla yakındır da böyle kutlanıyor. Güzel de oluyor hocam. Çok yani da çok da güzel oluyor. Yani kamera aylara göre mutlaka o Mevlid Kandili oluyor. Ama bir de kutlu doğum haftasının kutlanması çok güzel bir şey. Tabii, ne var? Bir gecede çok kişiye ulaşamıyorduk. Evet. Bir haftaya yayılması çok isabetli oldu. Evet. Benim esas temas etmek istediğim diğer 4 kandil bu 3 ayların içinde. Evet. İşte birincisi Recep ayının ilk cuma gecesi. Bu Regaib kandilidir.
Peygamber Efendimizin annesi Amine Hatun'un bir rivayete göre hamile kaldığı, bazı rivayetlere göre de kendisinin hamile olduğunu hissettiği, fark ettiği gecedir. Dolayısıyla bu böyle bir ünlenmiş gecemizdir. Peygamberimizi daha çok ilgilendiren bir gece olarak kutlanır. Yine aynı Recep ayının 26'sını 27'ye bağlayan gece. O Miraç kandili. Peygamber Efendimizin Allah'ın özel davetlisi olarak göklerin ötesine geçtiği, Allah ile görüşüp döndüğü kandili ifade ediyoruz. Ancak Recep ayının 27'sine gelmesi de bir mesaj veriyor. Recep ayı bitiyor, Şaban ayı geliyor, ona bir hazırlık yapın mesajı var. Şaban ayının tam ortasında da Berat kandili. Berat demek, adı üzerine berat etti tabirinden de hareketle, insanların, özellikle Müslümanların günahtan, hatadan, hastalıktan, yanlıştan kurtulduğu, berat ettiği geceyi ifade eder. Evet. Ve o gecede gerçekten bize Şaban ayının yarısı bitti, Ramazan'a 15 gün kaldı. Evet. Ramazan hazırlığınız varsa bunu başlatın anlamında da bir gizli mesaj var. O inşallah zamanı gelince Ramazan'ı ayrıca uzun anlatırız. Evet. Ramazan'a girdikten sonra da 27. gecesi var Ramazan'ın. O gecede Kadir gecesi. Evet. Kur'an'da da ismi geçen ve o da bize Ramazan'ın 26 günü bitti. Şurada 2 gün, 3 gün kaldı. Son olarak yapmanız gereken bir hamle, bir çalışma, özel bir gayret varsa son 3 gün kaldı, değerlendir anlamında. İşte fitresini vermeyenler veriyor, bir bayram hazırlığı gerekiyor. Böyle bizim manevi atmosfere girmemize vesile olan kutsal aylara girmiş olduk. Mevlam hakkımızda hayırlı eylesin. Evet, tabii ki. Şimdi dediniz ya hocam, yani bir soruyu sorarken de o şekilde ayet ve hadislerde aylardan bahsediliyor mu dedik. Ve siz peygamberimizin özellikle bunları vurguladığını, dolayısıyla hadiste peygamberimizin söyledikleri, tabii, sözleri, dolayısıyla yani çok önemli, nereden, öneminin nereden geldiğini bu şekilde izah ettiniz. Peki kıymetini de o günlerin, işte 3 ayların kıymetini de bir isterseniz dile getirin hocam. Bir kıymetli aylar diyoruz. Evet, önemli ve kıymetli aylar diyoruz. Çok kısa birkaç cümlede onunla bahsedelim. Mesela Recep ayı Allah'ın ayıdır. Peygamberimiz söylüyor. İçinde 2 tane kandil bulunan en şanslı ay Recep ayı. Hem Regaib kandili hem Miraç kandili var. Evet. Onu zaten belirttiniz ama evet. Yani şimdi neden Recep ayı kıymetli? O zaman ibadetlere geçelim hocam. Evet. Hocam o 3 aylardaki ibadetlerin önemine geçelim. Yani peygamberlik nuru Hazreti Adem'den beri nakledile bu Recep ayında Amine Hatun'a intikal etmiş. Evet. Ramazan müjdesi veriyor ve çok sevap kazanmaya vesile olan bir ay. Şaban ayı da peygamberimiz benim ayım dediği için, ona özel gayret gösterdiği için o da kıymetli aylarımızdandır. Ramazan'ı zaten ekstra anlatmak lazım. Rahmet ayı, mağfiret ayı, evet. Ondan sonra çok sevap kazandıran özellikleri olan bir ay. O Ramazan geldiğinde zaten ondan bol bol bahsedeceğiz inşallah. Hocam şimdi 3 aylarda en çok hangi ibadetler yapılmalı, nasıl ibadetler yapılmalı diye aklımıza geliyor. Şimdi sevgili peygamberimizin öne çıkardığı ibadetler daha çok oruç şeklinde gözümüze ilişiyor kitaplara baktığımızda. Evet. Mesela Peygamber Efendimiz Recep ayı geldiğinde çok oruç tutardı. Ashabına da ümmetine de çokça nafile oruç tutmalarını
tembihlerdi. Hatta bu sene Recep ayında hiç ara vermedi, tüm ayı oruçlu geçirdi galiba derdik diyor sahabeler. Ayrıca Recep ayında tutulan bir günlük oruç 10 misliyle çarpılarak 3 gün oruç tutana Recep'in tamamını oruçlu geçirmiş gibi sevap kazandıran böyle şanslı bir ay. Onu değerlendirenler de şanslı müminlerdir. Ayrıca Peygamberimiz Efendimiz Ramazan ayı, Şaban ayı, bunlar zaten gelecek. İlk mübarek ay dediğimiz Recep ayında bir gün oruç tutana 30 senelik nafile ibadet sevabı yazılır diye de ödülleri yükseltiyor Peygamberimiz Efendimiz. Yine cennette öyle bir köşk vardır ki bu köşkler Recep ayında çok oruç tutanlara verilecektir. Evet. Şeklinde müjdeleri var. Ayrıca tabi biz 3 aylardan böyle birlikte bahsettiğimiz için Şaban ayında da Peygamberimiz çok oruç tutarmış. Hatta ashab ya biz farkında olmadan Ramazan'a girdik mi yoksa? Peygamberimiz nafile oruç tuta tuta ara vermiyor. Ramazan mı başladı şeklinde bir hisse kapılıyorlar. Hisse kapılırlarmış. Ama ashab-ı kiram şöyle demişler. Ya Resulallah, Şaban ayında çok oruç tutuyorsunuz. Neden? Bilirsek biz de yaparız anlamında. Sevgili Peygamberimiz iki tane sebep gösteriyor. Diyor ki Şaban ayında önemli kararlar alınır Allah tarafından. İşte kim yaşayacak, kim ölecek, kim hastalanacak, kim iyileşecek, kim kazanacak, kim kaybedecek, işte evlenecek, evlenemeyecek, hacca gidecek, gidemeyecek. Yani insan hayatında önem arz eden konularda Şaban ayında kararlar alınır, kararlar verilir. Dolayısıyla benim hakkımda karar alınırken ben oruçlu vaziyette olayım istiyorum diyor Peygamberimiz. Ben oruçluyken Allah benim hakkımda karar versin. Diğeri de Müslümanların amelleri, ibadetleri Şaban ayında özel olarak Allah'a arz edilir melekler tarafından. Dolayısıyla benimle ilgili iyilikler, ibadetler, dualar Allah'a sunulurken ben oruçlu vaziyette olayım. Ben oruçluyken Allah beni muhasebeye alsın, benim defterimi öyleyken değerlendirsin istiyorum. Bunun için Şaban ayında çokça oruç tutuyorum cevabını vermiş ashabına. Biz de onların rivayetlerinden bunları öğreniyoruz. Evet, Recep ve Şaban ayında özellikle bol bol oruç tutma yönünde mesajlar verdiniz hocam. Ben bunu anladım. Evet. Öne çıkmış oldu. Evet. Ama tabii sadece oruç değil. Peygamber Efendimizin uygulamalarından, yaşayışından baktığımız zaman bu aylarda nafile namazları da artırdığını, Kur'an okumayı artırdığını, duaları artırdığını, tövbeleri artırdığını, fakir fukaraya yaptığı hayırları artırdığını görüyoruz. Hatta gece namazlarını tavsiye ediyor Peygamberimiz ve buyuruyor ki gecelerde öyle bir kıymetli vakit saklı ki o vakte denk ettirilerek yapılan duayı Allah kesin olarak kabul eder. Asla reddetmez diyor. Dolayısıyla kendileri geceleri ilk 1/3'ünü uyuyup dinlendikten sonra son 1/3'ünde kalkar, namaz kılar, dua eder, Allah'ı zikreder. Bütün insanlar için dualar da yapar, onları da ekler. Ama eş ve çocuklarına ısrar etmezmiş. Siz de kalkın, siz de yapın demez. Sadece yaparsanız iyi olur, sevap kazanırsınız. Kendinize ve etrafa iyilik etmiş olursunuz şeklinde Peygamber Efendimizin tavsiyeleri olurdu.
Dolayısıyla biz de bu mübarek üç aylarda Peygamber Efendimizin öne çıkardığı nafile oruçları bolca tutmaya çalışalım. Kaza namazlarımız varsa, borç kalmış namazlarımız, onlara niyet ederek namazlar kılalım. Çevremizle ilgilenelim. Evet. Bu mübarek ayları, hele bu kandil olması hasebiyle de bugünü, yarını özellikle böyle bir gayretle değerlendirelim. Evet. Şimdi hocam, bu 3 aylarla ilgili, 3 aylarda oruçla ilgili sizin söylediklerinizi ben net olarak anladım. Yani Peygamberimiz büyük bir bölümünde bu 3 ayların, işte Recep ve Şaban aylarında oruçlu geçiriyor. Şimdi 3 aylarda tamamen 3 ayında da 90 gününde de oruç tutulması, yani bunun bu şekilde yapılmasına yönelik çok böyle bir herhangi bir ayettir şey falan yok. Peygamberimizin yaptığının yapılması yönünde bir davranış bu. Yani bunu yapabiliriz de yapmayabiliriz de. Yapanlara niye yapıyorsun? Ya 3 aylarda, 3 ayların hepsinde oruç tutma diye bir şey yok, farz değil de demek bana göre doğru değil. Tutan da işte siz niye tutmuyorsunuz, bak ben tutuyorum demesi de uygun değil gibi geldi. Sizin anlattıklarınızdan ben bunu çıkardım. Bu yönde birbirlerine telkinde bulunan veya işte bir şeyler söyleyen insanlara tavsiyeniz ne olacak hocam? Bu konuyu açtığınız iyi oldu. Çünkü bize sıkça ulaşan sorulardan biri de budur. Evet. 3 aylar orucu var mı? Evet. Böyle direkt böyle soran var. Ben tutuyorum, özellikle de bilmem gereken bir tarafı var mı derler. Tabii biz bunları tekrarlarından öğreniyoruz. Diyoruz ki Peygamber Efendimiz 3 ayların tamamını oruçlu geçirmemiş. Evet. Çok oruçlar tutmuş ama bazı yıllarda Recep ve Şaban aylarında çok az oruç tutmuş. Yani bu sene hiç oruç tutmadı galiba dediğimiz olurdu diyor sahabeler. Demek ki ısrar etmemiş, çok devam etmemiş. Ama yasak da bulunmadığı için sağlığı müsait olanlar, vakti müsait olanlar, ömrü de buna uygun olanlar, mesela emekli olmuş, sağlığı iyi, boş vakti çok. Ağır işte çalışmıyor fazla. Veya ağır işi yok. Şimdilik bu 3 aylar böyle sıcak ve uzun mevsimlere geliyor. Belki zorlayabilir ama serin mevsimlere geldiğinde daha da rahat oluyor. Günler kısa oluyor. Yani 3 ayların tamamını ben oruçlu geçireceğim. Recep ayının birinde başlayacağım. Ara vermeden Şaban ayını tamamlayacağım. Ramazan'ı da böyle tamamlayacağım diyene bir yasak yok. Arzu ederse, pozisyonu müsaitse bunu tutabilir ve çok sevap kazanır. Ayrıca bu aylarda diyelim ki sağlığı bozulmuş, oruç tutamadığı günler geçmişse, askerde tutamadığı Ramazan orucu olmuşsa, başka sebeplerle Ramazan'dan kalan borçları varsa, bu günlerde kazaya niyet ederek de oruç tutabilir. Bunları değerlendirebilir diyorsunuz. Tabii hem kaza tutmuş, borçlarını ödemiş olur, hem de bu mübarek 3 aylarda oruçlu olduğu için onun da sevabını ayrıca alır. Ekstra bir sevap da kazanmış olur. Evet. Bir de o sözünüzü ben tekrar etmek istiyorum. Tutamayan kardeşlerimiz de olabilir. Sağlığı iyi değildir, yaşı müsait değildir, bedeni çok zayıftır, oruç tutamayabilir. Bunlara da ya şu mübarek günlerde oruç tutmuyorsun, böyle yemek yiyip çorba içip geziyorsun da dememeli. Çünkü Peygamberimizin hayatında da böyle dert yanan sahabeler olmuş. Peygamber Efendimiz çok oruç tutunca, tutarsanız çok iyi edersiniz gibi tavsiyeler yapınca bir amca gelmiş, ya Resulallah bu sizin önerilerinizden anladım ki oruç çok önemliymiş. Ben de çok tutasım geldi fakat denedim olmuyor ya Resulallah. Ben peş peşe 10 gün, 15 gün tutamayacağım deyince sevgili Peygamberimiz ona Recep ayının başında bir gün, ortasında bir gün, sonlara doğru da bir gün tutabilir misin demiş. Tutarım ya Resulallah diyor. O zaman sen bu Recep ayında 3 gün oruç tut aralıklı olarak.
Allah bunu 10 misliyle değerlendirecek. İşte 3'ü 10'la çarptığınızda 30 gün çıkar. Allah seni 30 gün oruç tutmuş gibi ödüllendirecek diyor Peygamberimiz. Ve o nasihatin tam peşinden diyor ki Recep ayının ilk cuma gecesini aman unutma. Bu geceyi kastediyor. Recep ayının ilk gecesi, cuma gecesinden sakın gafil olma. O gece ekstra ibadet et diyor, dualar et diyor. Biz de bu hadisle dinleyicilerimize bu ilk bölümde bu tavsiyeyi yapmış olarak. Şimdi ben de onu diyecektim hocam, siz dediniz. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. İlk cuma gecesi dediniz, bu gece yani. İbadeti aman ihmal etmeyelim dediniz. Neler yapabiliriz, nasıl yapabiliriz? Onları da reklamlardan sonra Müftü hocamızdan dinleyeceğiz. Bir reklam arası, reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Reklamların ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Sevgili seyirciler, bugün mübarek Regaib Kandili. 3 aylar girdi ve biz de programımızın ilk bölümünde il müftümüz Turgut Açarı hocamızdan 3 ayların önemine ilişkin, işte 3 aylarda nedir, önemi nedir, ne gibi ibadetler yapılır, bunları hocamız bize aktardı. Şimdi tam Regaib Kandili'ne geldik, orada reklama girmiştik. Şimdi Regaib gecesinin, yani bu gecenin önemini belirtmiştiniz, reklama girdik. Bu geceyi aman ihmal etmeyelim demiştiniz hocam. Evet. Regaib kelime olarak rağbet kelimesinin çoğuludur. Evet. İşte sevilen, sayılan, feyzi, bereketi, sevabı çok bol olan hediyeler anlamına geliyor regaib. Bu nedenle kelimenin de yönlendirmesiyle biz bu gece sevabı çok, bereketi çok, rahmetin çok olduğu, duaların çokça kabul edileceği bir geceye erişmiş oluyoruz. Peygamberimizin de aman bu ilk Recep'in ilk cuma gecesini ihmal etmeyin hadisinden de hareketle biz bu geceyi ferdi olarak camilerde cemaat halinde vaazla, mevlidle, nasihatle, duayla ve evlerimize dönünce yapacağımız özel ibadetlerle, dualarla değerlendireceğiz inşallah. Ancak sevgili Peygamberimiz 5 gece vardır ki diyor yıl içinde bu gecelerde yapılan dualar %100 kabul olur. Böyle dedikten sonra birincisi Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaib Kandili'dir buyuruyor bu akşam. Diğeri Şaban ayının 15. gecesi dediğimiz Berat Kandili gecesi. Üçüncüsü her hafta idrak ettiğimiz cuma geceleri. Perşembeyi cumaya bağlayan geceler. Dördüncüsü Ramazan bayramı geceleri. Beşincisi de Kurban bayramı geceleri. Yani o Arife gününün gecesi, ertesi gün bayram olan gece. Evet, bayram olan, ertesi gün bayram oluyor. Bu geceleri mutlaka değerlendirin diyor Peygamberimiz Efendimiz. Peygamberimizin bir ismi de Kur'an-ı Kerim'de o Siracen Münira, aydınlatan bir kandil diye isimlendirildiği için buradan hareketle bu mübarek gecelerin hepsine bizim halkımız kandil adını vermiş. Dolayısıyla biz yıl içindeki 5 kandili de değerlendireceğiz. Ama bu hadisten hareketle 3 şey daha eklemiş oluyor Peygamberimiz. Yıl içindeki bütün cuma geceleri, her sene gene karşılaştığımız Ramazan ve Kurban Bayramı günlerinin geceleri. Niye geceler demiş Peygamberimiz? Yani gecede az önce de ifade ettik, gizli bir vakit vardır diyor. Allah'ın mutlaka duaları kabul ettiği, reddetmediği, saklı, kıymetli bir vakit vardır. O vakte
erişmek, onu yakalayıp değerlendirebilmek içindir. Dolayısıyla biz bu gece, bizim için ilk fırsat şimdi bu gece, ömrümüz olacak mı? Miraç kandiline, Şaban ayındaki Berat kandiline yetişip yetişmeyeceğimizi bilmiyoruz. Dün o geri gelmiyor. Dünü geri getirmemiz mümkün değil. Yarına yetişip yetişmeyeceğimiz belli değil. Bizim için en güzel fırsat şu içinde bulunduğumuz vakti değerlendirmektir. Günü değerlendirmektir. Evet. Geceyi değerlendirmektir. Biz inşallah hemşehrilerimizle birlikte bu geceyi coşkuyla değerlendireceğiz. İbadetle, duayla değerlendireceğiz ve bu sunulan fırsattan yararlanmaya çalışacağız. İstifade edeceğiz. Evet. Hocam şimdi özellikle tabii bu kandillerle ilgili size çok sorular geliyor ama şimdi bu üç aylarla ilgili, üç aylarında tutulan oruçlarla ilgili mutlaka bunlarla ilgili de sorular geliyordur. Size en çok gelen sorular neler? Şimdi bu gecelere mahsus özel ibadet var mıdır? En çok bu soruluyor. Tamam. Yani kandil namazı diye bir namaz var mı? Veya şöyle bir namaz var mı? Şu kadar rekatlık bir namaz duyduk. Bu hakikaten var mı diye bu sorulur daha çok. Bu gecelere, kandillere mahsus özel bir namaz yok. Evet. Özel bir ibadet de yok. Sadece Peygamber Efendimiz çok nafile namaz kıldığı, çok nafile oruç tuttuğu için bunlar hep öne çıkıyor. Biz de bunları tavsiye ediyoruz. Bu gece, mesela bugün oruçlu olabilmek. Asıl mühim olan yarını oruçlu değerlendirmektir. Peygamber Efendimiz kandillerin gecesini duayla, ibadetle değerlendirin. Ertesi gündüzü de oruçla. Allah Allah. Yani ertesi gün cuma. Tabii. Mesela yarın. Ama evet. Bizim ülkemizde daha çok bugünü oruçlu geçirip kandile oruçlu girmek, ertesi günde tutmamak şeklinde bir şey yaygınlaşmış. Aslında sünnette, hadiste tavsiye edilen yarını oruçla değerlendirmektir. Her zaman dini literatürde 24 saatlik bir günün önce gecesi gelir, sonra kendi, sonra gündüzü gelir. Dolayısıyla kandilin gecesi bu gece, gündüzü de yarındır. Dolayısıyla yani günü, o bütünü ele alırsak o regaib kandili günü dediğimiz gün, yarısı bu gece, yarısı da yarın gündüz olmak üzere bütün bu şekilde oluşuyor. Evet. Evet. Yarın yapılan ibadetler de bu gece yapılmış kadar makbuldür. Hı. Bugün tutulan oruçlar, ona da çok sevap. Onlar da kandile oruçlu girmek, bu akşamki dualara oruçla başlamak için fevkalade güzel bir gelenek olmuş. Bugünü oruç tutmak. Ama Peygamberimizin asıl tavsiyesi geceyi ihya ettikten sonra takip eden gündüzde oruç tutmaktır. Bunu böylece hatırlatmış olalım. Bir de rekat sayısı yok Peygamberimizde. Bu gece iki rekat kılınır, başka kılınmaz diye bir kısıtlama yok. 100 rekat kılacaksın diye bir zorlama da yok. Evet. Peygamber Efendimizin hadislerinin genelinden anladığımız şudur. Nafile ibadetlerde kişinin kendisini zinde hissettiği durumlar önemlidir. Tam kendini ibadete vererek, Allah'ı düşünerek, onu görüyormuş gibi hissederek, zinde olarak yapabildiği dualar, ibadetler makbuldür, önemlidir. Uyku bastıktan sonra, esnemeler başladıktan sonra, ya bu bir bitseydi gibi duygular gelmeye başladıktan sonra yapılanın pek bir kıymeti harbiyesi yok. Bu nedenle biz bu akşam bizi dinleyenlere, izleyenlere özellikle diyelim ki zinde olarak yapabildiğimiz ibadetleri yapalım, Kur'an okuyalım, namaz kılalım, tesbih çekelim, dua edelim. Yorgunluk, ağırlık basınca da dinlenmek de vücudun ihtiyacı.
dinlenelim, sabah namazını bari kaçırmayalım. Sabah namazına da zinde kalkalım. Diğer bir soru da bize ulaşan, yöremizde mi çok yaygın, Türkiye genelinde mi bilmiyorum. 3 ayların tamamını oruç tutmak suretiyle 7 yıl peş peşe bunu yapabilenlere kurban kesmek vacip oluyor diye duyuyoruz. Böyle bir şey var mı diye soruyorlar. Vallahi. Böyle bir şey yok. 7 sene isterse 20 sene tutsun, 3 ayları peş peşe kurban kesmek diye bir ibadet, bir mecburiyet. Yani şöyle mi diyorlar hocam, 7 yıl tamamını 3 ayların orucu tuttuysan 7 yıl sonra mutlaka bir kurban kesmen gerekiyor, vaciptir diye böyle bir şey söyleniyor. Ne diyorsunuz diyorlar. Size evet. Bunu mu soruyorlar? Bunu soruyorlar, evet. Böyle bir şey yoktur. Diyoruz ki böyle bir şey yok. Ama kendisi içinden gelerek Allah bana sağlık verdi, ömür verdi, zindelik verdi. Böyle bir nafile ibadeti tamamlamama imkan verdi Allah. Bunun karşılığında durumum da müsait. Bir kurban keseyim, bir sofra düzenleyeyim, bunun bir şükrünü eda edeyim diye içinden gelerek bir şey yapması serbest. Ama mecbur mu? Değil. Fakir fukaraya dağıtayım mesela diyorsa. Kurban olarak dağıtabilir, para olarak dağıtabilir, gıda dağıtabilir, öğrencilere burs şeklinde para verebilir. Şükür olarak birçok yönü var bunun. Evet. Ama illa kurban vacip oluyormuş diye duyuyoruz. Bu doğru mu diye soranlara netlik olsun diye bunu da söylemiş olduk. Onun dışında işte bu orucu soranlar oluyor. Bugün mü oruçlu olacağız? Yarın mı? Siz onu çok net bir şekilde bugün tutmanın hiçbir şeyi yok. Tutabilirsiniz. Ve sevabı çok. Fakat Peygamberimizin esas tavsiyesi ertesi gün, yani yarın cuma gününü mutlaka oruçlu geçirin. Mutlaka demeyelim, mutlaka tavsiye denmemiştir. Evet, tavsiye olarak oruçlu geçirmesinde fayda var demişler. Tabii bugün tutanlara da şöyle bir moral de verelim. Peygamber Efendimiz nafile oruçların 2 gün olmasından yana, tek gün yasak değil ama nafile oruçlarda bir gün daha eklerseniz çok iyi eder. Peşi sıra 2 gün mü? Hocam peş sıra 2. Arka arkaya olması. Evet, tamam. Böyle olunca hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz bugün oruçlu oluyorlar. Hı-hı. Yarını da tutarlarsa her iki müjdeyi birlikte Aliyyül Ala olur yani. Evet, ala bir ibadet yapmış oluyorlar. Onlar da böyle sevindirmiş olalım. Evet. Peki hocam, şimdi bu konuda size gelen başka soru var mı diye bir soru yönelteyim. Ondan sonra yavaş yavaş da bu geceyle ilgili anlattınız. Başka konularda da birkaç sorumuz olabilir. Bir de bu gecelere mahsus özel dua var mı diyenler oluyor. Tabii, evet. Özel bir dua sadece Peygamber Efendimizin Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni de affet diye öğrettiği bir dua vardır. Bunun dışında kendimiz için, ailemiz için, ülkemiz için, tüm insanlık için dualar edebiliriz. Yani duada kısıtlayıcı bir şey yok. Peygamber Efendimiz bir vesileyle hanımına, Hazreti Ayşe'ye böyle bir cümle öğretmiş. Bir gecenin kandil gecesi olduğunu fark edersem, alametlerden, işaretlerden bunu fark edersem nasıl dua edeyim dediğinde bir anda Peygamberimiz ona Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet diye böyle dua et demiş. Bunu tekrar edebiliriz dinleyicilerimize, izleyicilerimize ama özel bir dua yok, özel bir tesbih yok, özel rakamlı ve sözleri belli tesbihat var mı diye soruyorlar kandillere mahsus, o da yok, o da yok. Tamamen nafile ibadet. Bin defa şunu çek tesbihle, bin defa bunu, bin defa bunu falan gibi. Hocam bunlar çok halk arasında falan çok yaygın bunlar. Yani bu böyle rakam ve özel dua yok diyorsunuz.
Arap edebiyatında 7 ve yukarısı sonsuzluğu ifade eder. Yapabildiğin kadar yap demektir. Onu ben dedim, ne dedim? Zinde olduğun sürece. Evet. Uyuklayarak tespih çekmenin anlamı yok. Çünkü rakam koyduğunuz zaman bazen yaşı, sağlığı, vakti müsait olmuyor ama tamamlamam lazım zannediyor. Onu zinde hafızası da uyumaya başlamış, gönlü uyumaya başlamış. O vaziyette olmasın diyoruz. Hocam bir dua bulunuyor. Bunu 4444 defa çek deniyor mesela. Şimdi yani 4444 rakamı öyle küçük bir rakam değil. 4 tane 4 ama yani dediğiniz gibi saat yatsı vakti başlasa gece yarısını bulur. O zaten uykusu gelir. Çok güzel söylemez. Yani 7 ve yukarısı yapabildiğin kadar yap demektir. Mesela gökyüzü ne kadardır bilmiyoruz ama 7 kat gök diyoruz. Günler hep aynıdır ama 7'ye böldük, hafta dedik. Evet, doğru. Kabe'nin etrafında 7 defa dönüyoruz, bir tavaf diyoruz. Evet. Bu 7'ler aslında sınırsızı, sonsuzu ifade ediyor. Ama 7, ya Rabbi gücüm yetseydi ömür boyu yapardım ama Peygamberimiz bize böyle öğretmiş. Bu kadar yaptım, sen çok yapmış gibi kabul eyle demektir bu. Bu yüzden 7 olur, 100 olur, 1000 olur ama zindeyken yapabiliyorsa makbuldür. Bunun dışında kendimizi de başkalarını da zorlamak isabetli olmaz. Evet. Bir de hocam, şimdi internet çağı da girdiği için insanlar çok değişik kanallardan bilgilere ulaşabiliyorlar. Şimdi burada biraz yani bilgi bolluğu var derken bilgi kirliliğine doğru gidiyor. Bu biliniyor zaten. İlmi konularda da yani pozitif ilimlerde de girilen bilgilerde bu tehlike söz konusu. Ama bizim dini konularda da o kadar çok değişik kaynaklar, o kadar değişik bilgiler var ki insanlar bilgi kirliliği içerisinde boğuluyorlar. Ama bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde o Arap ülkelerinin diğer Orta Doğu Müslüman ülkelerinin dışında bir Diyanet teşkilatımız var ve her şeyi çok geniş süzgeçlerden geçirip sunuyor. Burada bizim ölçü almamız gereken kaynak bilgiler nereden ulaşılır, hangilerine ulaşırsak doğruya ulaşmış oluruz. Bu konuda çok önemli. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Evet, tabii. Asıl kaynak Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in sünnetleridir. Sünnet deyince hem sözlerini hem hareketlerini, yaşayışını kastediyoruz. Bu konuda da halkı din konusunda bilgilendirme dediğimizde anayasa bu görevi Diyanet İşleri Başkanlığı'na vermiş. Evet. Vatandaşları din konusunda bilgilendirmek, İnanç, itikat, ibadet konularında vatandaşı bilinçlendirmek ve ibadethaneleri de yönetmek diye Diyanet İşleri Başkanlığı'na resmen görev verilmiş. Dolayısıyla başkanlığımızın da 15 kişiden oluşan bir yüksek kurulu var. Din İşleri Yüksek Kurulu var. Bunlar haftada 2-3 defa toplanırlar. Onlara ulaşan güncel konuları konuşurlar, tartışırlar, sonuca bağlayıp ilgili kurum veya kişiye ulaştırırlar. Bir de Türkiye genelinde her il müftülüğünde Alo 190 fetva, soru cevap hattı var. İlimizin neresinde, ilçelerde dahil 190'ı çevirdiğinde bizim il müftülüğümüzden bir ilahiyat mezunu arkadaşımız alo diye telefonu kaldıracak ve sorusunu rahatça sorup buradan öğrenebilecek. O bilgi kirliliğine ben de katılıyorum. Bilen de bilmeyen de konuşuyor bazen. Aslında bilmiyorsak bilmiyorum demek bir erdemdir, bir güzelliktir, olgunluktur. Her şeyi bilen bir tek Allah'tır. Bizim her şeyi bilme şansımız yok. Biz de arkadaşlarımız da bazen ilginç sorular gelebiliyor.
Bunu Ankara'ya soralım. O 15 kişilik kurul bize bir cevap versin dediğimiz oluyor bizim de. Bu nedenle vatandaşlarımıza benim tavsiyem önemli konularda, hayati konularda müftülükleri muhatap alsınlar. İl, ilçe fark etmez. Oranın müftüsü, vaizi, müftü yardımcısı kesinlikle kendisini ve soru sahibini riske atacak, dünyasını, ahiretini karartacak bir cevap veremezler. Vermezler. Çünkü onun sorumluluğu da var. Hem resmi sorumluluk var, hem vebali var bunun. Bu nedenle gelenek ile sünneti karıştıranlar oluyor. Bu nedenle gelenekleri de din gibi takdim edenler olabiliyor. Kendi anlayışını asıl orijinal din bu gibi sunanlar olabiliyor. Bunları karıştırmamak için, doğru bilgiye ulaşmak için bizim kardeşlerimize, herkese tavsiyemiz ya gelerek müftülüklere meselelerini iletsinler. Ya da 190. Alo 190 hattını kullanarak bize ulaşsınlar. Bu çok önemli hocam. Şimdi programımızın sonuna geldik. Son olarak söylemek istediklerinizi alalım ve programımızı kapatalım hocam. Nasıl ki her kuruluşun, firmanın bazen yıllık, bazen birkaç yıllık denetimi oluyor, bir muhasebe dönemi oluyorsa, biz müminlerin de nefis muhasebesi dediğimiz dönem bu mübarek 3 aylardır. 3 ayların içinde de özellikle de kandil geceleridir. Evet. Biz şöyle yapalım. Yapabildiğimiz olumlu, başardığımız şeyleri, namazımı kılıyorum, oruçlarımı tutuyorum, zekatımı verdim, Kur'an okuyorum, neyse, dini ibadet olarak başardığımız şeyleri böyle bir yazalım veya hatırlayalım. Ondan sonra ya Rabbi bunlara bana nasip ettin, beni muvaffak eyledin. Çok şükür ya Rabbi, sana hamdolsun diye onlara dua edelim. Evet. Çünkü hangi nimete şükredersek Allah onu artırıyor. Daha fazlasını veriyor. Bir tarafa da şey yapalım, noksanlarımızı tespit edelim. Hele günahımız varsa onlara tövbe edelim. Kusurlarımız varsa onlara da bu kandilde şu bir tanesini tamamen bırakmaya karar verdim gibi bir kararlılık gösterelim. Birkaç kandil veya birkaç yıl sonra o hatalar azalacak. Biz gide gide günahları azalmış, sevapları, artıları çoğalmış, gide gide olgunlaşmış bir mümin olacağız. Yani böyle bir nefis muhasebesi yapalım. Ayrıca duayı ihmal etmeyelim. Kendimize, eşimize, çocuklarımıza, mahallemize, şehrimize, ülkemize, hatta bütün insanlığa yönelik dualar edelim. Anne babalarımız hayattaysa mutlaka ziyaret edelim. Ellerini öpelim. Dualarını alalım. Ama uzaktaysalar, gitme mesafesinde değillerse, bugün her türlü ulaşım var. Telefon var, mesaj var, mail var, ne bileyim. Birçok ulaşma şansı var. Onlarla ulaşıp, babacığım, anneciğim, kandilini kutluyorum, ellerinden öpüyorum, dualarını bekliyorum dersek ne kadar mutlu olurlar. Evet. Gidip görüşelim, onları yapalım. Bir de çevremizde fakir, yetim, öğrenci, engelli, yani ihtiyaç sahibi birileri varsa onlara da çok az demeden bir hayır ulaştırıp, bir yardım ulaştırıp onların da böyle gecelerde mutlu olmalarını, bir babanın çocuklarına bir şeyler ulaştırabilmesi imkanı vererek onların da kandile mutlu girmelerini sağlarsak fevkalade hayırlı bir iş yapmış oluruz. Yani mutluluğu hep birlikte yaşamış, paylaşmış oluruz. Ben bu vesileyle herkesin kandilini ayrı ayrı kutluyorum. İl müftüsü olarak tüm arkadaşlarımla birlikte kutladığımı da ifade etmek istiyorum. Allah şehrimize, ülkemize, insanımıza acı günler göstermesin. Böyle sağlık içinde, huzur içinde, birlik içinde, güven ortamı içerisinde daha çok
üç aylar, kandiller, bayramlar görmeyi Mevla cümlemize nasip eylesin. Ayrıca size ve şahsınızda, televizyonunuza, emeği geçen herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık diyoruz. Gerçekten de her böylesi günlerde bize zaman ayırıyorsunuz. Balıkesirlilere çok önemli, çok anlamlı açıklamalarda bulunuyorsunuz, bilgiler sunuyorsunuz, tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, bugün mübarek Regaib Kandili 3 aylar başladı. Biz de il müftümüz Turgut Açer'e hocamızla birlikte olduk. Programımızın sonunda biz de bütün Balıkesirlilerin mübarek Regaib Kandili'ni tebrik ediyoruz ve böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.